Kahramanmaraş basınının tecrübeli ismi Murat Eğri da dijital ortamda halkın yaralarına merhem olacak yepyeni projesi Yaralı Parmak ile aranıza tekrardan dönüyor. Merhabalar arkadaşlar. Bana en çok yöneltilen sorulardan bir tanesini yanıtlıyorum. Nereden çıktı bu yaralı parmak? Nerede ne sorun varsa biz elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince bu yara bantlarımızla birlikte yola çıkacağız. Bu kapsamda araştırmacı gazeteci Murat Eğri de kentte faaliyet gösteren basın mensuplarıyla seyir terasında bir araya geldi. Büyük yaralara büyük yara bantları ayarladık arkadaşlar. Daha büyük yaralarımız varsa daha büyük yara bantları ayarladık. Bu yara bantlarını yapıştırıp sorunun sahibi her kimse ona sesleneceğiz. Diyeceğiz ki bakın bizim böyle yaralarımız var, sorunlarımız var. Lütfen bunlara çözüm üretin diyeceğiz. İnsanlarımızın ortak paydada buluştuğu bir platformda şehrimizin, insanlarımızın sesi olacağız. Eğri daha burada yaralı parmak projesi hakkında bilgi vererek kent kamuoyuna paylaştı. Siyasette, ticarette, turizmde, sosyal çalışmalarda, bütün bu konularda ne yazık ki Kahramanmaraş'ımız eksik kaldı. Çünkü ortak bir faydamız, birlikteliğimiz olmadı, ortak bir sesimiz olmadı. Hep başka illeri konuştuk, başka iller öyle, başka iller böyle. Maalesef doğru, Kahramanmaraş'ımız başka illere göre daha az birlikteliği olan bir şehir. İstiyoruz ki bu birlikteliği sağlayalım, şehrimizi daha güzel noktalara getirelim. İnsanlarımızı daha refah yaşayacağı yerlere getirelim. Bizim basın olarak üzerimize düşen görevlerden bir tanesi de bu. Evet, tabii 17 yıl ile kolay birlikte olduk. Bundan 5-6 ay önce ayrılacağını ve kendi işini yapacağını söylediğinde tabii bizler ayrıldığı için üzüldük ama kendi işini yapacağı için de sevindik. Gerçekten güzel bir proje. Bu projede başarılı olmasını istiyorum ben arkadaşımın. Onun adı Murat. Çünkü benim oğlum adı da Murat. Damadım adı da Murat. Onu ben oğlum gibi sevdim. Gerçekten de öyle. Çıktığı bu yolda başarılar diliyorum. Güzel bir konu, güzel bir proje. İnşallah başarılı olsun. Projeyi ilk duyduğumda bayağı bir heyecanlanmıştım. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. İsim çok manidar olmuş. Bu şehrin sorunlarıyla hemhal olmak, bu şehrin sorunlarıyla ilgilenmek, bunu bir yerlere taşımak elbette ki çok kıymetliydi. Ki bu herkesin zaten üstüne düşen bir görevdi. Bunu da biri üstlenmiş. Bu da senin olman bizi ayrıca mutlu etti. Ben çok iyi işler yapacağına inanıyorum. Bu işle ilgili bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Tekrar hayırlı olsun, başarılar. Öncelikle kardeşimi tebrik ediyorum. Yanında olmak istedim. Aslında niye yanında olmak istedim? Az sonra onu göstereceğim size. Şehrin sorunları aslında saymakla bitmiyor. Bazen de bir gazeteci olarak eğer diyorum bu sorunlar çözülürse biz mesleğimizden mi oluruz acaba diye onu da düşünmeden edemiyorum. Bana göre şehrin en büyük sorunları bir tanesi çevre, bir tanesi ulaşım. Ulaşımla ilgili de şimdi Murat'tan rica edeceğim. Burada en büyük bir yara bandı var. Evet. Şu alttaki yara bandını çıkarırsak. Evet, şöyle tutarsak. İşte ulaşımla ilgili bu yara bandını Murat artık hangi yetkiliye götürüp takar, bu sorunumuzu çözerse hem Murat'a hem sorunumuzu çözenlere de teşekkür ederiz. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bunu şehrimizin en görünen noktasına yapıştıracağız o zaman. Yetkililerimize de ileteceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Program sonrası açıklamalarda bulunan araştırmacı gazeteci Murat Eğri de yaralı parmak projesinin halkın yaralarına merhem olacağını söyledi. Kahramanmaraş'ımızın anlatacağımız çok sorunu var. Bu sorunlara yara bandı olmaya geldik biz. Yara bantlarımızla yaralı parmak sayfalarında insanların ortak sesi olmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Belirttiğim gibi benim işim bu. Ben bu meslekte büyüdüm. İşim gazetecilik, sunuculuk. Ve hem Kahramanmaraş'ı hem insanları hem insanlarımızın sorunlarını gerçekten çok iyi tanıyan, çok iyi bilen birisiyim. Ve elimden geldiği kadar, gücüm yettiği kadar onların yanında olacağım. Onların bir kardeşi olarak sorunlarına çözüm aramaya çalışacağım. Burada en büyük destekçim hem beraber yol arkadaşlığı yaptığım basın camiası hem de Kahramanmaraş halkı. Ben inanıyorum ki onlar çıktığımız bu yolda benim en büyük destekçim olacaklar. Tüm dostlarımızı yaralı parmak sosyal medya hesaplarını takip etmeye davet ediyorum. Onlar bizi takip ettiği sürece sesimiz daha gür çıkacak. Tekrar bugün için katılmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.